Satır başından mutlu günler sevgili seyirciler. Haftanın ikinci iş gününde satır başında bugün konumuz darbe olacak. Darbeleri araştırma komisyonu mecliste kurulmuştu geride bıraktığımız günlerde. Ve darbe ve muhtıraları araştıracak komisyon bugün ilk toplantısını, görev dağılımından sonraki toplantısını, yol, yöntem, belirleme toplantısını bugün gerçekleştirecek. Tabii bir yandan da 28 Şubat soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda dördüncü dalga geldi. Bu sabah itibariyle operasyonlar başladı. Bir yandan bir süreç yürüyor. Diğer yandan mecliste bu çalışmalar yürüyor. Konuğumuz komisyonun Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Afyon Milletvekili Sayın Ahmet Toptaş. Günaydınlar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu komisyondan başlayalım. Sonra bir 28 Şubat'a uğruyoruz ama aslında birbirinden çok da bağımsız konular olmasa da. Önce bir komisyonu diyorum. Sizlerin beklentisi nedir bu komisyondan? Şimdi biz daha önce de geçen dönemde 23. dönemde de darbelerin araştırılması için parti olarak çeşitli önergeler vermiştik parlamentoya. Ama bugüne kadar bu komisyonun kurulması aşamasına kadar AKP bu komisyonların kurulmasını engellemişti. Ne olduysa birden AKP darbeleri araştırma komisyonu kurulması konusunda harekete geçti. Bizim de bu konulardaki tavrımızı bildiği için bütün muhalefet partileri ile ortaklaşa darbeleri araştırma, yani ben daha tam anlamı adıyla söyleyeyim. Ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer bütün girişim ve süreçlerin tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş bir meclis araştırma komisyonumuz. Biz zaten böyle bir komisyona ihtiyaç olduğunu, böyle bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu yıllardan beri söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Ben şurada girmek zorundayım. Dediniz ki biz bunu istiyorduk. AKP buna yanaşmıyordu. Ne olduysa şimdi evet. AKP ne oldu sizce? Şöyle, bu komisyonun kurulması kararından sonra hani 28 Şubat soruşturmaları operasyonları başladı. Yani AKP'nin burada neyi hedeflediğini komisyon çalışmaları sırasında daha net olarak göreceğiz ve bunlar ortaya çıkacak. Bizim darbeleri ve demokrasiyi engelleyen girişimleri araştırılması istememizin gereksinimi neydi? Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi getiren bir parti. 1950 yılında iktidar kendisindeyken hiçbir zaman vermek istemediğinde bu iktidarı devretmeyeceği ortada iken, İsmet Paşa'nın çok güçlü olduğu bir dönemde İsmet Paşa tarihi bir kararla demokrasiye geçilmesini, çok partili yaşama geçilmesini biliyorsunuz 1946'da kabul etmişti. Ve demokrasiye geçiş ile birlikte kendi iktidarını kansız ve son derece demokratik, açık oy, gizli oy, açık sayım yöntemiyle yeni bir iktidara devretti. Gönül rahatlığıyla ve İsmet Paşa o gün çok mutlu olduğunu beyan eden beyanları da vardır İsmet Paşa'nın. Yani ben Türkiye'nin demokrasiye geçişini ve bu şekilde iktidarın devrini başarmış olmasını büyük bir mutlulukla karşılıyorum anlamına gelen çok ciddi ifadeleri vardır İsmet Paşa'nın. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi kuran bir parti olmasına rağmen o gün bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendi muhalifleri tarafından ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ye muhalif etmek isteyen çeşitli siyasi örgütlenmeler, siyasi bakış açısına sahip kimseler, kişiler tarafından hep darbelerle koşut bir düşüncede olan bir parti gibi sunmaya çalıştı. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi darbelerden en çok zarar gören partiydi. Yani darbelere karşı olan bir parti, darbeler yapıldıkça Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının engellendiği ortada, fakat buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi sürekli darbeleri yapan, yaptıran, işte darbecilerle işbirliği yapan bir parti gibi tanıtıldı. 1957'de eğer süreç devam etmiş olsaydı, siyasi süreç devam etmiş olsaydı, 1960 ihtilali olmamış olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir çoğunlukla Demokrat Parti'yi alaşağı edip Demokrat Parti'nin demokrasi dışı tutum ve davranışlarından müthiş şekilde rahatsız olan Türk halkı
mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi iktidara getirecekti. Süreç buna yönelmişti. Süreç bunu gösteriyordu. Ama 60 ihtilaliyle Cumhuriyet Halk Parti'nin bir noktada önü kesilmiş oldu. 60 ihtilalinde Cumhuriyet Halk Partisi ihtilalin tahribatının azaltılması için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani İsmet Paşa'nın o dönemki çabaları çok önemlidir. İsmet Paşa'nın örneğin Menderes'in asılmasından bu darbecilerin yaptığı eylemlerin birçoğundan İsmet Paşa'nın haberinin olduğu söylenir. Ama İsmet Paşa'yı o dönemi araştıranlar bilirler ki İsmet Paşa yasa da mahkemelerin verdikleri kararlardan ne kadar rahatsız olduğunu, Menderes'in asılmaması için Milli Güvenlik Kurulu'na çok önemli ki mektup yazdığını ve bu konuda büyük çaba sarf ettiğini herkes bilir. Evet. 70'te ne oldu? CHP'nin başına geldi. 70'te gelişen süreci izlediğimiz zaman 68 dünyadaki 68 hareketinden sonra Türkiye'de yükselen bir ciddi bir sol hareket söz konusuydu. Bir aydınlanma söz konusuydu. Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik saldırılara karşı ciddi bir toplumsal duyarlılık uyanmıştı. Gençler özellikle, gençler ve işçiler Türkiye'nin bağımsızlığına yönelen özellikle Amerikan emperyalizminin Türkiye üzerindeki tasallutunu engellemeye çalışan bir bilinç uyanması nedeniyle Türkiye'de bu duyarlılık çok yükselmişti. Bu duyarlılığı engellemek için yine bir Amerikan müdahalesi sayabileceğimiz, Amerikan dizaynı sayabileceğimiz bir 71 muhtırasıyla karşı karşıya kaldık. Yine bir derken 60 da mı aynı şekildeydi yani? Yine bir deyince ben öyle düşünüyorum. 60 biraz farklı. 60'taki olaylar emir komuta zinciri altında yapılan olaylar değildir. 60'ta biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı emekli olmuş, komuta kademesinin almaylar. Haberi yok. Albaylar. Yani, genel düzeyinin altındaki askerlerin kendi içlerinde örgütlenerek yaptıkları bir darbeydi. Yoksa bir emir komuta zinciri altında yapılmış bir darbe değildi. Ama 71 emir komuta zinciri altında yapılmış bir darbedir aslında. Muhtıra denir ama o da ciddi bir darbedir. Ve bunun altında da Türkiye'de sol bilincin, emperyalizme karşı bilincin, işçi haklarına emeğin örgütlenmesine ilişkin bilincin yükselmesi ve bunların engellenmesi karşısında uyanan bilincin bertaraf edilmesi amacıyla böyle bir muhtıra yapılmıştı. O balyoz hareketlerini falan bilirsiniz. Şimdi balyoz duruşmaları falan yapılıyor ama o zaman çıkmıştı İçişleri Bakanı bir balyoz harekatından bahsetmişti. Hatta geçmişe şamil yasalar çıkarabiliriz demiş. Yani geçmişte işlenen yapılan eylemler suç değilse bile biz onları suç haline getirecek yasalar çıkarabiliriz bile demişti. Ve binlerce insan o gün toplanmıştı. Kimdi bu toplanan insanlar? Bu binlerce insan her sol gelenekten gelen aydınlanmacı, Cumhuriyet'in kurucu felsefesine inanmış, Türkiye'nin tam bağımsızlığını savunan insanlardı. Örneğin 6 Mayıs günü ölüm yıl dönümlerini andığımız Denizler'in idama giderken söyledikleri söz vardır Deniz'in. Tam bağımsız Türkiye için sandalyesini tepiyordu Deniz. Yani böyle bir bilinç vardı toplumda. Tam bağımsızlık denildiği zaman emperyalizmin can damarına vuruyorsunuz demektir. Emperyalizm böyle bir uyanışı engellemek istemiştir. Evet. Ve bunun için de gereğini yapmıştır. 80'de ne yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi? 80 Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz 71 hareketinden sonra bölündü, küçültüldü, iddialarından uzaklaştırmaya çalışıldı ama bu 1961 anayasının getirdiği koşullar nedeniyle bilinçlenmiş Türk toplumu, Türk halkı özellikle Ecevit'in yeni sol söylemlerine sahip çıktı. Toprak işleyenin, su kullananın düzen değişecektir sloganları çok önemli sloganlardı. Toplumun talebiydi. Bu talep etrafında birleşen toplum Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirdi. Ama nasıl iktidara getirdi? Bugünkü oy oranı olmuş olsaydı o gün Türkiye'de büyük çoğunlukla parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi olacaktı. Dolayısıyla %43'lere varan oy almasına rağmen parlamentoda yeterli çoğunluğu bile sağlayamadı. Siyasi partilerin getirdiği o günkü hesaplama yöntemi nedeniyle. Ama Ecevit iktidarında başarılı olmasını engellemek için yine emperyalizm
bütün gücünü kullandı. Kıbrıs olayları çıkartıldı biliyorsunuz. Yunanistan'da bir junta geldikten sonra Kıbrıs'ı işgaline yönelik hareketler ve Kıbrıs Türk halkını yok etmeye yönelik, bir soykırıma yönelik projelerini hayata geçirmeye başladıklarında Ecevit hükümeti buna karşı direndi, buna karşı tedbirini aldı ve Kıbrıs'ta barışı sağlayan bir barış harekatı gerçekleştirdi. Bu barış harekatının gerçekleşmesi Amerika'ya karşı Ecevit'in ciddi bir bağımsızlık tutumuydu. Türkiye kendi kararlarını kendisi verir. İmajını iyice dünyaya gösterdikten sonra Amerika buna karşı bir tedbir almalıydı. Hemen bir ambargo gündeme getirildi. Türkiye'de artık toplumun en basit tüketim maddeleri bile artık bulunamaz hale geldi. Evet. Kara borsa dönemi başladı. Petrol yok, yağ yok, şeker yok. Yani insanların kullanabileceği asgari tüketim maddelerinin bile piyasadan silindiği bir dönemi yaşadık. Biliyorsunuz o zaman iş adamları gazetelerde çarşaf çarşaf bildiriler yayınlayarak Ecevit hükümetini yıpratmaya kalktılar. Ve darbelere karşı olan, emperyalizme karşı olan, emperyalizmin özellikle Amerika'nın oyunlarını bozmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi böylelikle iktidarlardan edildi. Ve arkasından 12 Eylül yaşadık. Evet, 12 Eylül yaşadık. Peki gelelim bugüne. 12 Eylül'de bir kısaca bir değineyim. 12 Eylül yine raydan çıkmış olan Türk ekonomisini, Türk siyasetini ve küresel bunalımları da, ekonomi bunalımları da işin içerisine katarsak, Türkiye yine kontrolden çıkıyordu. Türkiye'yi kontrolden çıkarmamak için, çünkü Türkiye'de gene demokrasi talepleri yükselmişti, yine öğrenci hareketleri, bağımsız hareketler yükselmişti, emek örgütlenmelerinin talepleri yükselmişti. Ekonomi de dara girmişti, yani emperyalizmin kendi bunalımı nedeniyle dara girmişti. Bunu yeniden ne yapmak gerekiyordu? Bir raya oturmak gerekiyordu. Nasıl bir raya oturtmak gerekiyordu? Türkiye'yi istediği şekilde dizayn etmeyenlerin hesapladıkları, planladıkları projelerine göre dizayn etmek gerekiyordu. 12 yıl önce ne yapıldı bakın? Önce Çorum olayları, Kahramanmaraş olayları, toplum iyice provoke edildi. Yani insanlar her gün sokaklarda ölen, öldürülen, taranan kahveler, basılan okullar, evlerde öldürülen insanlar, gençler, sokaklarda müthiş çatışma haberleri her gün televizyonlarda artık bir iç savaş görünümüne sokulmuştu. Bunların nerelerden kaynaklandığını da işte bu komisyon araştıracak. Bu komisyonun en önemli görevlerinden birisi de bu. Türkiye böyle bir hava, Kenan Evren'in anlarını okuyorsunuz. Yani ihtiyar biz daha önce yapacaktık ama halk iyice istesin, yani bıksın, yaşamından bıksın, insanlar bizi talep eder hale gelsin. Bizi talep eder hale geldikten sonra biz ihtiyar yapalım diyordu. Bu sadece Kenan Evren'in aklıyla yapılacak bir şey değildi. Biliyorsunuz Amerikan Başkanı'na telefon edildiğinde, darbe haberi verildiğinde kimin yaptığı sonunda bizim çocuklarını yaptığı. Yani Amerika'nın bizim çocuklar dediği insanların yaptığı bir darbeydi. Bu darbeye gelinirken toplum provoke edildi. Arkasından toplum bir taraftan provoke edilirken bir 24 Ocak kararları 1980'de ilan edildi. Rahmetli Özal Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirildi. Bütün ekonominin direksiyonu Özal'ın eline verildi. Ne yaptı Özal? 24 Ocak kararlarıyla Türkiye'de grevi yasakladı, Türkiye'de ücret artışlarını yasakladı, Türkiye'de fiyat artışlarını kendi iradesiyle hükümetin belirleyeceği bir noktaya getirdi. Yani bütün alanlarda demokrasiyi ortadan kaldıran bir şeydi. Evet, ama bir yandan da kenardan musluklar da açıldı yavaş yavaş. O tabii. Ortadan piyasadan kaldırılan mallar, paralar da tabii tekrar piyasaya sokuldu. Birileri tarafından piyasaya, piyasaya sürüldü. Daha önce Türkiye'de iktidarı sıkıştırmak için tıkanan musluklar Amerika tarafından Özal'ın o tedbirleriyle birlikte yeniden piyasaya sürülmeye başlandı. Ama Özal'ın toplum üzerinde uygulanacak tedbirler, işçilerin grev ve sendikatlarının engellenmesi, öğrencilerin engellenmesi, memurun zam artışının engellenmesi, toplumdaki demokrasi taleplerinin dile getirilmesinin engellenmesi gibi konuları nasıl, hangi bir sistemde hayata geçirebilirsiniz, uygulayabilirsiniz? Ancak bir darbeyle, ancak bir diktatörlükle önleyebilirsiniz. Bu tarifte yola çıkarsak o zaman komisyonun çalışma alanına da şimdi girmiş olalım. Evet. Bu tariften yola çıkarsak 24 Ocak kararları da aynı zamanda 12 Eylül darbesinin
bir parçasıydı diyorsunuz. Mesela komisyon bunu da soruşturacak mı? İsteyecek misiniz mesela? Özal'a darbeci mi diyecek CHP? Şimdi bakın. Veya darbecilerle birlikte mi hareket edecek? Bakın şimdi biz buna kişi bazında bakmıyoruz. Anladım. Bir sistem bazında bakıyoruz. Eğer Özal da 24 Ocak kararıyla bir emperyalizmin orada oyuncağı olarak getirilmişse gibi bunlar ortaya çıkacak. Ama komisyonun bunu sorgulaması isteyeceksiniz. Kesinlikle sorgulanması gerekir. Evet. 24 Ocak kararıyla birlikte Türkiye'de darbe ortamı iyiden iyi hazırlanmıştır ve darbeden başka Türkiye'yi artık yönetilenleri kolay yönetemezsiniz böyle bu kararlarla. Yönetilmek için ancak darbe, ancak diktatörlükle yönetirsiniz. Ancak despot bir yönetimle yönetebilirsiniz. Silahla yönetebilirsiniz insanları. 12 Eylül insanları silahla zapturaptı altına almak ve zorla yönetmek gibi bir kaygının sonucu ilan edilmiş bir darbedir. 12 Eylül'den sonra ne olmuştur? Evet. 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri tutuklanmıştır. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı tutuklanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hapis cezası. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran parti, demokrasiyi Türkiye'ye getiren parti, bütün mal varlığına el konulmuştur. Aynen Demokrat Parti zamanında olduğu gibi. 60 Hitler'den önce de biliyorsunuz Demokrat Parti döneminde Cumhuriyet Halk Parti'nin mallarına el konulmuştu. Ankara'daki bütün mallarına el konulmuştu. 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Parti'nin bütün mallarına el konuldu. Cumhuriyet Halk Parti'nin yönetimle bulunması gereken bütün alanlara el konuldu. Cumhuriyet Halk Partisi tasfiye edildi 12 Eylül'de. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Parti 12 Mart'ta tasfiye edildi, bölündü. 12 Eylül'de tasfiye edildi, bölündü. İçeri alındı, milletvekilleri içeri alındı, yöneticileri içeri alındı. Halbuki 12 Eylül'den önce de Cumhuriyet Halk Parti'nin il başkanları öldürülüyordu. Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanına suikast yapılıyordu. Evet. Bunların hiçbiri soruşturulmadı. Yani Ecevit'e bir suikast, İzmir suikastı soruşturuldu, bir sonuç alındı mı? Evet. Sayın Demirel 12 Eylül'den önce ne dedi? Ecevit'e Taksim Meydanı'nda konuşmaya gitme. Yani öldürüleceksin. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi saldırı altındayken bir darbeye nasıl çanak tutar? Evet. Ama tabii bu, o dönem öldürülen CHP il başkanları var. İl başkanları var. Cenazesini kaldıramadığımız il başkanlarımız vardı bizim. Dolayısıyla darbelerden en büyük zararı görmüş olan Cumhuriyet Halk Partisi tabii doğal olarak Türkiye, doğal olarak Türkiye'nin aydınlanmacı insanları, Anadolu devrimini sürdüren gelenek en büyük zararı görmüş. Emperyalizme çanak tutulmuş. Emperyalizmin bütün projeleri yaşama geçirilmiş darbelerden sonra Türkiye'de. Ama buna rağmen Türkiye'de darbelerden kim sorumlu tutulmuş? Solcular sorumlu tutulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi sorumlu tutulmuş. Demokratlar sorumlu tutulmuş. Aydınlar sorumlu tutulmuş. Bu karanlığın aydınlığa çıkması lazım. Peki bunlar fiili müdahale dönemleri geçtik. Bir de 12 Eylül'den sonra dolaylı müdahale girişimleri vardı. İşte 28 Şubat örneğin bunlara örnek gösteriliyor. Yine 27 Nisan Eyvurtlası. Evet. Şimdi bunlar da komisyonun önünde olacak. Çünkü evet, darbe girişimleri diye evet adlandırılıyor. Bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü nedir? Komisyonda hangi tavrı sergileyecek Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi henüz komisyondaki arkadaşlarımızla bir mutabakat ve bir yol haritası çizmedik. Evet. Yani açıkçası bunları konuşuyoruz tabii, komisyon ama komisyon adında konuşma. Tabii konuşuyoruz parti ama adında konuşma tabii, şansınız yok. Tabii bugün biz Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kapalı toplantı talebinde bulmuştuk. Ve bu kapalı toplantıda gerek yöneticilerimizin gerek milletvekili arkadaşlarımızın araştırılması, tartışılması gereken konulardaki düşüncelerini almak ve bu konuda kendimize grupla birlikte bir yol haritası çizmek niyetimiz vardı. Hı hı. Geçen gün haftaki toplantıda komisyon bugün saat 18'de toplanma kararı alarak dağılmıştı. Ama her nedense bu karar kimler tarafından değiştirildi bilemiyoruz. Bize saat 11'de komisyon toplanacağı bugün yolunda için bir çağrı geldi. Yani komisyonun çalışmalarının ne kadar ciddi başladığı konusunda, AKP'nin bu işi ne kadar ciddi aldığı konusunda bunlar birer ip ucu bize göre. Bugün bizim komisyonun, ana komisyonun toplantısından sonra grup toplantısını yapacağız. Grup toplantımızda birlikte biz her ne kadar yol haritamızı kendimiz komisyon olarak tartışıyor biliyorsak da partinin bu konudaki önerileri, katkıları, düşünceleriyle de bu daha net ve biçimlenmiş olacak. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Tabii biçimlenmiş olacağı için. Ama 27 Nisan'la ilgili mesela genel başkanımız açıklamaları var. 27 Nisan muhtırasıyla ilgili. Keza 28 Şubat süreciyle ilgili de en azından parti yönetiminin duruşu belli. Bu anlamda komisyona
ne şekilde katkı sunabilirsiniz? Sizin de işte bu bilgilerden, donelerden yola çıkarak gündeme getirmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, şunu açık söyleyeyim. Biz Türkiye'de demokrasiyi kesintiye uğratan, demokrasi dışı ne kadar eylem ve işlem varsa bunların tümünün soruşturulmasına yanayız. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi kuran bir parti olmasına rağmen demokrasinin engellemeleri karşısında, demokrasinin engelleme çabaları karşısında dik duran bir parti olmasına rağmen demokrasiyi zaafa uğratanların yararlandıkları sistem darbeler olmuş. Bizi de iktidardan uzaklaştıran, halkla aramıza sert çeken, bizim seçmenimizi provoke eden, bizim partilimizi mağdur eden süreçlerin açığa çıkması istiyoruz. Bu süreçler aynı zamanda Türk halkını mağdur eden süreçlerdir. Türkiye'de binlerce insanı, milyonlarca insanı mağdur eden süreçlerdir. Bu konuda herhangi bir ön koşulumuz yok. Biz araştırma komisyonunda Türkiye'de bu konuyla ilgili hangi girişimde bulunmuşsa, örneğin MIT mi? İstememiz gerekiyor. MIT'te elinde ne kadar belge bilgi varsa istememiz gerekiyor. Genelkurmay mı? Ne kadar bilgi belge varsa bize gönderecek kardeşim. Kontrgerilla Türkiye'de mutlaka araştırılması gereken bir konudur. Eğer kontrgerillayı araştıramazsak Türkiye'de darbelerin nasıl örgütlendiği konusunu, Türkiye'de kardeş kavgasının nasıl örgütlendiği konusuna, Türkiye'de faili meşrulerin üzerine, Türkiye'de kitle katliamlarının nasıl örgütlendiği konusunda ciddi bilgilere ve ciddi şeylere ulaşamayız. Dolayısıyla kontrgerillanın özel harp dairesinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Bülent Arınç'a suikast yapılacak diye, İzmir'deki, Manisa'daki Bülent Arınç, Ankara'da suikast yapılacak diye eğer siz kozmik odaya giriyorsanız, Türkiye'de Bülent Arınç kadar önemli Türkiye halkını mağdur eden, demokrasiden uzaklaştıran, Türkiye'yi örgütlenme özgürlüklerini, düşünce özgürlüğünü elinden alınan milyonların hakkı eğer oralarda varsa, oralara da bu komisyona girmesi gerekiyor. Dolayısıyla peki girebileceğini umuyor musunuz? Umuyorsunuz tabii de inanabiliyor musunuz? Peki? Eğer milli irade diye bir şey tanıyorsak ve milli iradenin tecessüsü de mecliste ise, halk kendi iradesini, egemenliğini milletvekilleri aracılığıyla kullanıyorsa, halkın egemenliğinin önünde durabilecek hiçbir engel olmamalı. Biz bu konuda çok samimiyiz. Komisyon üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi komisyon üyeleri olarak Türkiye'de girilmesi gereken neresi girilmesini talep edeceğiz. Ha, gerçekten darbeleri, demokrasiyi engelleyen eylemleri, işlemleri araştıracaksak, AKP de bu konuda samimi ise, diğer partiler de bu konuda samimi ise önerimize katkı verirler. Biz MIT'in belgelerini görmeden o döneme ait, özel harp dairesinin kuruluşunu, işlevini, çalışma yöntemlerini ve özel harp dairesinin görevlendirdiği şahısların işledikleri işlem ve eylemleri görmezsek, bunların Amerikan gizli belgelerini, Amerikan kriptolarını, NATO'nun, Gladio'nun Türkiye'de örgütlenmesini ortaya çıkarmazsak, darbe komisyonu, darbeleri araştırma komisyonunun gazete haberlerinden öte herhangi bir bilgiye ulaşması söz konusu olmazsa biz neyi araştırmış olacağız? Yani zaten gazete haberlerini herkes biliyor. Yazılmış binlerce kitap var. Herkes kenarından köşesinden nasıl olduğunu biliyor, okuyor, okuyan insanlar. Ama bu işin gerçekten ortaya çıkarılması için hiçbir itiraza mahal vermeden ve alınacak tedbirleri de buna göre alabilmek adına Türkiye darbelerle ilişkin bütün kurumlara girmeli, bütün şahısları çağırıp ifadesini alabilmeli komisyon, bütün şahıslara sorusunu sorabilmeli, yanıtını alıncaya kadar da bunun üzerinde durmalıdır. Şimdi 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle ilgili bir adli süreçte yürüyor bir yandan. Şimdi bir de komisyonunuz bu konuyu inceleyecek. Mesela o adli süreçte komisyonunuzun çalışmaları arasında nasıl bir fark olacak vatandaşların daha iyi anlayabilmesi açısından? Yani o da istediği belgeleri alabiliyor mahkemede. Siz de alacaksınız mesela komisyonunuzda. Ama bir fark olmalı sonuçta ortaya. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Mahkeme şahısların suçlarıyla ilgili belgeleri ister. Eğer şahit isterse. Biz o sürece nasıl gelindiğinin belgelerini araştıracağız. Yani bizim için mahkeme bir olguyu yargılar. Bir ihtilal yargılar. İhtilali yaptınız. Yani suç işlediniz. Meclisi tatil ettiniz. Suç işlediniz.
İnsanları işten attınız, suç işlediniz. Yani bir darbeyi yargılıyor. Darbeyi yapan şahısları yargılanıyor. Evet. Bu bir ceza, şahsi ceza sorumluluğu. Ama darbenin geçmişi, darbenin hazırlanma biçimi, hazırlanma yöntemleri, darbeye gelirken oluşturulan provokasyonlar, darbeye gelirken darbeyi örgütleyen güçler, iç güçler, dış güçler, işbirlikçileri, bunların belgeleri gerekir bize. Evet. Mahkeme Amerika'nın 12 Eylül darbesiyle ilintisini araştırmaz, araştıramaz. Bunun işi de değil ayrıca. Kaldı ki başka bir şey söyleyeyim. Biz 12 Eylül darbecilerinin yargılanması davasını ciddi bulmakla birlikte bir sonuç alınmayacağını, ben şahsen bir sonuç alınmayacağını da düşünüyorum. Geçmiş dönemde bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak 12 Eylül darbecilerinin yargılanması konusundaki taleplerimiz AKP tarafından hep geri çevrilmişti. Gene bu darbe komisyonunda oldu. Darbeler Araştırma Komisyonu'nun taleplerimiz geri çevrildiği gibi. Ve AKP'nin hukukçuları ya bu konuda boşa şeyler söylüyorsunuz. Bu zaten zaman aşımına uğramış bir dava. Bu davadan bir sonuç çıkmaz. Yani bunu siyasi olarak kullanmaktan vazgeçin anlamında beyanda bulunuyorlardı. Şimdi kendileri toplumu manipüle etmek için sanki 90 yaşındaki Kenan Evren'i yargılayıp cezalandıracaklar ve 12 Eylül'ün hesabı sorulmuş olacakmış gibi bir görüntüyle toplumun karşısında darbeyi yargılayan parti, darbeyi yargılayan bir iktidar görüntüsü vermek istiyor ki bundan ciddi bir sonuç çıkacağını ben şahsen düşünmüyorum. Bizim derdimiz komisyonun görevi Kenan Evren'in yargılanmasının ötesinde Kenan Evren'i kim örgütlemiştir? Kenan Evren'in darbe yapmasına olanak sağlayan bu zemini kim yaratmıştır? Darbe talebi nereden gelmiştir? Darbe talebiyle Türkiye niçin, hangi yöntemle ve neye karşı dizayn edilmiştir? Sonuçlarından kim faydalanmıştır? Evet. Darbe hukukundan kim faydalanmıştır? Darbe hukuku Türkiye'ye ne getirmiştir? Bakın bir şey söyleyeyim size. Özal, bugün Sayın Başbakan'ın örnek aldığı isimlerden biridir. Allah rahmet eylesin. Kişi olarak bizim kişilerle herhangi bir problemimiz olmaz ama izlediği siyaset açısından söyleyeyim. 12 Eylül darbesinin hazırlanan birisidir. 12 Eylül ekonomisinin 24 Ocak kararlarının ilanı zaten o gün aklı başında her insan tarafından bunu bir darbeyle taçlandırılırsa bu uygulanır denilmiştir. Ve o günün gazetelerini okuyun. Bütün iş adamları örgütleri, iş sermaye örgütleri 24 Ocak kararlarını desteklemiş ve bu kararların ciddi şekilde de ve taviz verilmeden uygulanmasını istemişlerdir. Zaten o çevrelerde daha sonra da 12 Eylül desteklemişlerdir. Arkasından 12 Eylül geldi, 12 Eylül desteklemişlerdir. Erdal İnönü 12 Eylülcüler tarafından parti kurmuştur. Ama milletvekilliği adaylığı veto edilmiştir. Takunyalı biraderler olarak bilinen Özal kurduğu partiyle iktidara getirilmiştir. Özal biliyorsunuz Bülent Ulus'un da ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısıydı. Bu partiyi kurmadan önce gitti Amerika'yla uzun süre kaldı, görüşmeler yaptı, geldi partisini kurdu ve Özal veto edilmedi. Özal'ın adayları veto edilmedi ve Özal iktidara getirildi ANAP. O zaman 12 Eylül'ün ürünü bir parti olarak iktidara geldi. Ve size şunu söyleyeyim. Özal siyasi yasakların kaldırılması konusunu referanduma götürdü. Referandumda da ilçe ilçe, il il, meydan meydan dolaşarak siyasilerin affını, Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın, Alparslan Türkiş'in siyasete yeniden dönmesinin önünü açan referandumda hayır oyu kullanmak için meydan meydan dolaştı. Yani Özal'ın ne kadar demokrat olduğu rahmetlinin, ne kadar demokrasiden yana olduğu ya da ne kadar darbecilerle işbirliği içinde olduğunu ortaya çıkaracak birçok örnek var. Bugün Türkiye'de de başbakanımızın idolü olduğunu hatırlatmak lazım. Evet, başbakanın idolü olan eğer şahıs Özal'sa, başbakanın zaten kendi uygulamalarından da başkasını idolalamasına gerek yok. Ne kadar demokrat olduğu ve ne kadar milli iradeye saygılı olduğu da ortada. Şimdi tabii komisyonunuz çalışmaya başlayacak tabii. Bir görev taksimi falan en azından hangi işi önüne alacağı konusunda henüz bir netlik yok. Çalışmalar tam anlamıyla başlamadığı için ama şimdi son dönemde bakıyoruz özellikle Ergenekon adı altında yürütülen soruşturmalar kapsamında darbe girişimleri veya onunla bağlantılı antidemokratik uygulama planlarından bahsediyor. İşte balyoz, kafes vesaire. Şimdi büyük olasılıkla İktidar Partisi'nin bu konuları komisyonunuzun gündemine getireceği belirtiliyor. AKP kuruluşlarında bu konuşuluyor. Siz böyle bir durumla karşılaştığınızda nasıl bir tablo çıkacağını öngörüyorsunuz komisyonda şimdi? Şimdi komisyonumuzun adı
ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer bütün girişim ve süreçlerin... İşte bu son bölüme giriyor az önce evet. belirttiğim şey. Şimdi Ergenekon diye bir örgütten bahsediliyor. Henüz bu konuda bir mahkeme kararı yok. Böyle bir örgüt olduğu konusunda da bir mahkeme kararı yok. Evet, Türkiye'de darbe girişiminde bulunanlar her dönem olmuştur. Darbe yapmak isteyenler her dönem olmuştur şu ya da bu biçimde. Çünkü Türkiye'de yani siz eğer emperyalizmle göbek bağı ile bağlıysanız birbirinize ve NATO'nun gladiyosu gibi Türkiye'de özel harp bayileri kurulmuşsa bunlar boşuna kurulmuş şeyler değildir. Türkiye'yi içinde bulunan koşullara göre yeniden dizayn etmek isteyenler mutlaka bir taraftan müdahale ederek kendi istedikleri doğrultuda Türkiye'yi yeniden dizayn etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bunun için ellerinde malzeme vardır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ellerindeki bu malzemeyi her dönem kullanabilir. Buna karşı, bu malzemeye karşı da çıkanlar olabilir. Siz bunları ikisini de darbeci olarak değerlendirebilirsiniz. Ama sorun olan şu. Bir Ergenekon var ama Ergenekon'un içerisinde Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalayanlar, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı da Ergenekoncu olarak yargılanıyor. Yani şimdi böyle bir örgütlenmeyi nasıl siz bir darbe örgütlenmesi olarak demokrasiyi engelleyen sürecin bir parçası olarak sayabilirsiniz. Yani orada birbiriyle hiç hayatta karşılaşmamış, karşılaşsa birbirine küfredecek ya da öyle bakacak suratına insanlar. Siyasi duruşlarıyla birbirine 180 derece zıt, birbiriyle hiçbir zaman anlaşamayacak, aynı ortak noktada buluşamayacak insanları aynı konuda birleşmiş ve darbe yapacak insanlar olarak yargılıyorsunuz. Ve buralarda işte avukatların ileri sürdüğü, bilirkişilerin incelediği sahte üretilmiş darbe planları, CD'ler, virüste bilgisayarlara atılmış darbe planları bin bir türlü, yani AKP ektidarını manipüle etmek istediği ve manipüle ettiği bin bir türlü özel yetkili mahkemelerin belki işlevlerinin bir parçası olarak bunlar gündeme geliyor. Binlerce sahte belge var ortaya da ve bu belgelerde belgelerin sahte olduğu bilirkişiler tarafından saptanıyor. Ama mahkemeler bunlar üzerine yeterli inceleme bile yapma gereği duymuyor, zahmeti duymuyor. Bu yüzden de mahkemelerde bir sürü olaylar çıkıyor. Evet. Dolayısıyla mahkemelere olan güvensizlik artıyor toplumda. Hı. Olan güvensizlik artıyor. Dolayısıyla siz bunu bir süreç olarak komisyonun önüne getirip koyarsanız sizin niyetiniz darbeleri araştırmak değildir. Sizin niyetiniz Türkiye'de darbelerin hangi kaynaklardan, hangi amaçla örgütlendiğini ve darbeler yapıldıktan sonra kimlere hizmet ettiğini araştırmak gibi kaygınız yok demektir. Bizim amacımız burada darbelere zemin hazırlayan ortamın kimler tarafından yaratıldığı, darbe öncesinde bu provokasyonun kimler tarafından yapıldığı ve hangi amaca yönelik yapıldığı, darbeler yapıldıktan sonra Türkiye'nin nereye doğru yönlendirildiği, nasıl dizayn edildiği ve darbe sonrasında kimlerin Türkiye'nin kaynaklarından yararlandığı ve Türkiye'nin hangi manipülasyonlarla yeniden dizayn edildiği konusundaki şeyler ortaya, gerçekler evet. ortaya çıkarmak istediklerimiz. Meclis iç tüzüğüne baktığımız zaman komisyonun çalışma usul ve esasları ve karar alma mekanizması parmak hesabına göre olacak. Evet. Ve şimdi komisyonun yapısına baktığımız zaman da işte İktidar Partisi milletvekillerinin parmak hesabıyla çoğunlukta olduğu görülüyor komisyonda. Dolayısıyla bu konuları gündeme getirdiğinde komisyonda böyle sıkıntılar ortaya çıkacak gibi anlıyorum ben, en azından benim yorumum bu, tahminim bu. Bir de bu komisyonun Başkanlık Divanı'nın teşkili ile ilgili bir tartışma vardı geride bıraktığımız hafta. Görev dağılımı konusunda tamamı İktidar Partisi milletvekillerinden oluşan bir yapı oluştu. Buna ilişkin itirazlarınızı bir kez daha alalım biz sizden. Şimdi ben ilk toplantı yapıldığı gün acilen bir toplantıya çağrılmış. Halbuki bizim zamanımızla dikkat alarak toplantıya çağrılmamız gerekirdi. O gün ben Ordu ile Ünye ilçesinde bir milletvekili belediye başkanının, AKP'li bir eski milletvekiliyle AKP'li bir belediye başkanının rüşvet kameralarıyla tespit edilmiş bir rüşvet davasını izlemeye gitmiştik biz. 5 milletvekili arkadaşımız. Ben oradayken bu komisyon toplanmış. Geldiğimde komisyon, ben tam ben geldim, komisyon kapanmış. Komisyonda bir başkan seçilmiş, komisyon başkanı. Arkadaşlarımıza bizim ortak görüşümüz şuydu. Yani eğer bu komisyon eğer demokrasiye uygun çalışacaksa, amaçlarına uygun çalışacaksa ve Türkiye'de darbelerin araştırılması, demokrasiyi engelleyen bütün girişimlerin araştırılması ve bunlara karşı alınacak önlemleri tespit etmekse bu komisyonun amacı, bu komisyon çok objektif çalışmak durumundadır. Önce
bu konuda bir hemfikir olmamız gerekir. Onun için komisyon başkanı çoğunluk partisinden, komisyon başkan yardımcısı da diğer herhangi bir muhalefet partisi, illa bizden değil, herhangi bir muhalefet partisinden olursa komisyonun çalışmalarına başlarken ortam gerçekten güven veren bir ortam olarak başlayabilir diye arkadaşlarımın önerisi oldu. Evet. Reddettiler. Bugün hangi koşullarla geleceklerini bilmiyoruz. Bunlar hepsi samimiyet testi. Biz ilk toplantıda başkanın ve başkan vekilinin, çünkü geçmiş komisyonlarda böyle değildi. Parlamento tarihinde yani illa başkan da, sözcü de, başkan yardımcısı da iktidar partisinden olur diye bir gelenek yoktu. Örneğin faili meçhul cinayetler araştırma komisyonu. Başkan iktidar partisindense sözcü ya da başkan yardımcısı. Sadece o değil, ihtisas komisyonlarında da bazen olabiliyor bu. Yani bunlar ihtisas komisyonlarından aynı şeyler uyguladılar bu dönem. Yani AKP'nin ustalık döneminde artık her şeyi tekelden yönetme alışkanlığı bu komisyonlarda tezahür etti. Evet. Dolayısıyla AKP'nin samimiyetini test etmeye başlayan şeyler bunlar. Kamuoyu AKP'nin samimiyetini buralarda test ediyor. Şimdi getirecekleri önerilere biz elbette her şeyin araştırmasından yanayız, dediğim gibi isteyeceğiz. Her şeyin araştırmasını isteyeceğiz. Her türlü belgenin, bilginin komisyona verilmesi gerektiğini, komisyonun çalışmalarının akamete uğramaması gerektiğini ve bu komisyon kurulmuşsa bu komisyonun yaptığı çalışmanın işe yarar bir çalışma olması gerektiğini anlatacağız arkadaşlarımıza. Dolayısıyla önerilerimizi sunacağız. Bakalım önerilerimizin hangisi kabul edecek, hangileri reddedilecek. Bunlar da AKP'nin gerçekten darbeli mi araştırmak istediğini, yoksa kendisinin buralarda kendisine yönelik malzemeleri getirip muhalefetin taleplerini yok sayarak komisyonun çalışmalarını çalışıyor gibi gösterip akamete mi uğratacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi sonuçtan bakalım. Beklediğiniz gibi olmadı. Divan bu şekilde oluştu. AKP'li milletvekillerince oluştu. Parmak hesabıyla AKP'nin istediği şekilde gelişti. İstenen konular araştırılmadı. İstenmeyen konular şöyle üstün körü araştırıldı. Sonuçta iktidarın istediği gibi bir sonuç rapor haline getirdi. İktidarın istediği gibi bir rapor haline gelemez. Gelemez. Niye gelemez? Biz muhalefet olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu çok ciddi alıyoruz. Evet. Bu konuda her türlü araştırmanın yapılmasını istiyoruz. Her türlü bilgi ve belgeye ulaşmak istiyoruz. AKP eğer bu konuda engelleme yaparsa, ulaşabildiğimiz bütün bilgilere, belgelere ulaşacağız. Gerekirse günde 24 saat çalışacağız komisyon arkadaşlarımız ve parti grubumuz olarak. Ve biz bu darbelerin açığa çıkartılması konusunda, darbelerden kimin yararlandığı, darbeleri kimin hazırladığı, hangi amaca yönelik darbelerin yapıldığı ve darbelerden sonra kimlerin bu darbelerden yararlandığı konusunu 28 Şubat dahil, 27 Nisan dahil açığa çıkaracağız. Ve bunu kendimiz topluma, kamuoyuna bütün engellemeleri de anlatarak, eğer olursa, ki olmasını istemiyorum, olursa bütün engellemeleri, yolumuza konulan bütün örülen duvarları da anlatarak toplumun önüne objektif bir rapor olarak çıkaracağız. Peki Sayın Toptaş, çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Ekleyeceğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz önce söylediğim gibi 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıl dönümüydü. Bir darbe sonrası intikam duygusuyla idam edilişlerinin yıl dönümüydü. Acıları hala içimizde ama inançları da içimizde. Yaktıkları ateş tam bağımsızlığı için bugün çok daha anlamlı hale gelmiş. Onlar idam sehpasına giderken tam bağımsız Türkiye diye yüksek sesle topluma yaptıkları çağrının bugünü o günden tespit etmelerinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Kendilerini rahmetleniyorum. İnanın 6 Mayıs'ı anımsadığım zaman denizlerin bu ülke için verdikleri canların değerini bu ülkenin mutlaka bir gün anlayacağını, mücadelenin anlamını bir gün mutlaka kavrayacağını ve onları bayraklaştıracağını, bugünden daha büyük bir kalple, inançla bayraklaşacağını düşünüyorum. Anları önünde saygıyla eğiliyorum. 40 yıl önce Türkiye'nin bugünleri göreceğini
yaşayacağını gören insanlardı onlar. Evet. İşte o yüzden zaten asılmışlardı. Biz de tekrar onların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Sevgili seyirciler, satır başının sonuna geldik. Mecliste kurulan darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu bugün mesaisine fiilen başlayacak. Bu toplantı öncesi, komisyonun toplantısı öncesinde komisyonun Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, CHP Afyon milletvekili Ahmet Toptaş konuğumuzdu. Bir başka satır başında yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.